أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم فاستعيذ بالله. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صدق الله العظيم ve bellagana Resulühüm Nebiyyül Kerim. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, Allahu Teala içinde bulunduğumuz Recep-i Şerif'i işleyeceğimiz hayırların kabulüne vesile eylesin. İçinde bulunduğumuz günler ve geceler fevkalade kıymetli günlerdir. Fevkalade önemli, değerli, hassas günlerdeyiz. Bu günlerimizi, gecelerimizi, tek kelimeyle zamanımızı iyi değerlendirmek durumundayız. Zamanımızı iyi değerlendirelim. Akıp giden zamanı boşuna, gayesiz, davasız, sevdasız geçirmeyelim. Ümmet-i Muhammed'in hiçbir vebali, günahı, kusuru olmasa da israf ettikleri zamanın hesabını vermeye çekilmeleri çok büyük azap görmelerine sebep olacak. Şu anda dünyada zaman israfı bakımından ümmet-i Muhammed birinci gelmektedir. Zaman israfı konusunda en perişan toplulukların başında Müslüman topluluklar gelmektedir. Zaman israfı. Zamanını Müslümanlar kadar israf eden ikinci bir topluluk gösteremezsiniz. Kahvehaneler, kumarhaneler, birahaneler, bilmem daha neler vasıtasıyla zamanını alabildiğine israf eden milletlerin başında Türkiye gelmektedir. Sadece israf ettiğimiz zamanın hesabını vermeye, hesap bizden istendiği takdirde cehennemi doldurmaya kafi geliriz. Zaman israfı bakımından diyorum. Hadi neyse öyle veya böyle ama şu 3 aylar, bak 3 ay şuhuru selase, bütün kitaplarda var. Selase 3 demek. Şuhuru selase 3 aylar. Hiç olmazsa şu 3 ayları diyorum boşa geçirmeyelim. Ebedi saadetimiz için bir mevsim gibi kullanalım. Mevsim. Hani ağaç dikme mevsimi derler ya, o mevsimde ağacı dikeceksin. Mevsim geçtikten sonra ağaç diksen de hava, dikmesen de hava. Şimdi ahirette meyvelerini toplayacağımız ağaçları 3 aylarda dikin. Ağaç dikme mevsimidir. Sevabımızı ekme, sevabımızı topraklara dikme mevsimidir. 3 ayları heder etmeyin. 3 ayları israf etmeyin Müslümanlar. Adam o kadar dalmış gidiyor ki gaflete. 3 aylar mı gelmiş, regaib kandili mi gelmiş, yakında beraat kandili mi gelecek, hiç farkında değil ya. Ne oldu bu milleti anlamıyorum ki. Ne oldu bu milletin ibret damarları tıkandı, hikmet damarları tıkandı, ders alma damarları tıkandı. Kalbe giden damarlardan birisi tıkandı mı bypass yapıp o kalbe giden kanalı tamir ediyorlar. Ama gaflet ile, cehalet ile, dalalet ile beyne giden, kafaya giden damarlar tıkanmışsa bunu kim açacak? Allahu Teala gafletten ve cehaletten alemi İslam'ı halas etsin inşallah. Çok büyük gaflet var. Evet, 3 ayları değerlendirelim. Kaynaklarımızın tespitine göre Recep-i Şerif Allahu Teala'nın ayıdır diye geçiyor. Recep, Rabbimiz Mevlamız hadisi kutsilerde beyan ediyor. Recep benim ayımdır diyor. Yani Cenab-ı Hak Recep ayını kendi rızasına, kendi rahmetine izafe etmiş. Ne duruyorsun kardeşim? Mesafe alalım. Tohum ekelim, manevi hayatımızın tohumlarını ekelim ki ahirette bunların neticesini, semeresini, hasılatını alalım. Şaban ayı Allah'ın Resulü buyuruyor. Şaban da benim ayımdır diyor. Recep Allah'ın ayı, Şaban da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayı. Recep Allah'ın, Şaban Habibullah'ın. Allah Resulü'nün razı olduğu bir ayın içinde onun razı olması için bir şeyler yapmak lazım gelmez mi? Allah'ı razı etmek isteyen Recep ayını rıza ile geçirsin, ibadetle geçirsin, hayırla geçirsin, hasenatla geçirsin. Allah'ın Habibini razı etmek isteyen Şaban ayını değerlendirsin. Sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan'da Efendimiz buyurmuş ki benim ümmetlerimin ayıdır. Ümmet-i Muhammed'in ayıdır Ramazan. Ümmet-i Muhammed'in ayı. Ümmet-i Muhammed'in affedildiği, lütfe uğradığı, bayram ikram edildiği, cennet kapılarının açıldığı mukaddes mübarek bir ay Ramazan. Bu 3 ayları çok iyi değerlendirmek lazım. Çarşıda, pazarda bakıyorum, geziyorum, takip ediyorum da 3 ayların geldiğine dair cemaat-i müsliminde fazla bir anlayış, inanış, koşuşma, yaklaşım göremiyoruz. Sanki herhangi bir aymış gibi öyle akıp gidiyor, bakıp gidiyor, geçip gidiyor, göçüp gidiyor. Yapmayın Müslümanlar. Pişmanlık asla fayda vermez. O kadar güzel günler, geceler geldi geçti de ben niçin gayret etmemişim diye vallahi neticesinde böyle hayıflanacağımız, hasret içinde kalacağımız günler gelmeden, gelip çatmadan değerlendirmeye azmetsek, kastetsek iyi olacak. Allah bizleri muvaffak eylesin. Efendiler, 3 aylar ümmet-i Muhammed'e verilmiş hususi ikramlardır. Hususi ikram. Bundan evvelki ümmetlere böyle şeyler pek görmüyoruz, verilmemiş. Düşünün yani bir Ramazan ayının içinde Kadir gecesi diye bir gece. Leyletül Kadir. Bu yalnız ve yalnız ümmet-i Muhammed'e ikram edilmiş imtiyaz. İmtiyaz. Allah adeta hiç kimseye vermediği bu muazzam nimeti, geceyi, kapıyı, bu muazzam harmanı, bu muazzam harmanı sadece kainatın içinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetlerine vermiş. Başka yok. Ne var bu gecede? Kur'an bunu haber vermese biz neden söyleyeceğiz? Kur'an haber veriyor. Leyletül kadri hayrun min elfi şehir. Şehir ay demek Arapça. Ay. 30 günlük zamana Kur'an şehir diyor. Hani bizim şu içinde oturduğumuz şehirle hiçbir alakası yok. Hani kasaba, köy, şehir, bu kelimelerle uzaktan yakından alakası yok Kur'an'daki şehir kelimesinin. Şehir ay demek. Şehru Ramazan, Ramazan ayı demek. 30 günlük zamana Kur'an işte Kadir gecesi 1000 ay hayrun min elfi, elf Arapça 1000 demek, şehir ay demek, 1000 aydan daha hayırlı. Yani ömründe bir sefer Kadir gecesine isabet eden bir Müslüman 2 rekat namaz kılmış olsa 84 sene namaz kılmış gibi amel defterine sevap yazılıyor. 84 sene. Bu sadece ümmeti Muhammed'e özel verilmiş bir hadise, özel ikram edilmiş bir hasenat. Kimseye bunu vermemiş Cenab-ı Hak. Berat kandili de ayrıca bir ikram, Regaib kandili de ayrıca bir ikram, Miraç kandili ayrı bir ikram. Müslümanlar öyleyse ne güne duruyorsunuz kardeşim? Ya halk ekmek, ucuz ekmek satıyor diye adam orada 4,5 saat kuyrukta bekliyor da Allah karşılıksız cennet vereceğim diye kimse orada beklemiyor. Halk ekmek 10.000 lira. Hani bedava da değil yani, ucuz diye o ekmeği almak için bir sürü fukara saatlerce bekliyor. Ya ilahi, rahmani saadetler, Allah'ın lütufları, ikramları, cenneti, cemali, ne olur insan o istikamette gayretini artırsa, koşuşsa, beklese, ne olur yani? Hem dünyamız hem ahiretimiz vallahi mamur olur. Ama dinimizi ihmal ettikçe farkında mısınız? Dünyamız da ihmal edilmiş oluyor. Dinimizi ihmal ettikçe camileri, vaazları, irşatları, nasihatları, dini hadiseleri, dini gün ve geceleri ihmal ettikçe dünyamız daralıyor. Terör artıyor, anarşi artıyor, güven kalmıyor, emniyet kalmıyor, devlet zayıflıyor, hükümet zayıflıyor, millet çöküyor. Görüyorsunuz işte. Şimdi okuduğum ayet-i kerimenin etrafında sohbetimizi ve bu içinde bulunduğumuz zamanın da gündemdeki meseleleriyle birlikte düşüncelerimizi ve Kur'an ve sünnet kaynaklarından aldığımız malumat-ı diniyeyi sizlere takdim etmeye çalışayım. Efendiler, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri okumuş bulunduğum Bakara Sure-i Celilesinin 143 numaralı ayetinde ve kezalike cealnâküm ümmeten vasata. Aman ya Rabbi, ne güzel ayeti kerimedir. Rabbimiz, Mevlamız buyuruyor ki ve kezalike, aynen işte böyle. Yukarıdaki ayetlerin manasını toparlıyor ve kezalike, işte böyledir ki cealnâküm, ey Muhammed Mustafa'mın ümmetleri, Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhim teslima, ey benim Habibimin, Resulümün inananları, ümmetleri, cealnâküm, sizi yaptım, ümmeten, öyle bir ümmet yaptım ki vasata, ortalama, merkezi bir ümmet yaptım. Yeryüzündeki bütün peygamberlerin ümmetlerinin ortasına, göbeğine sizi diktim. Ümmet-i Muhammed bütün ümmetlerin ortasındadır, merkezindedir, hepsi onun etrafındadır. Vasat demek, merkez demek. Orta. Cealnâküm ümmeten vasata. Bütün ümmetlerin merkezi sizsiniz, santralsınız, merkezsiniz, beyinsiniz, adaletin merkezi, bütün hakikatin merkezi sizsiniz, öbür ümmetler sizin etrafınızda pervane gibi dönecektir diyor. Sizden daha hayırlı, ümmeti Muhammed'den daha hayırlı, daha önemli bir ümmet yaratmadım diyor. Cealnâküm ümmeten vasata. Merkezi ümmet. Düşünün yani 124 bin peygamber gelmiş. Hepsinin de az veya çok ümmetleri var. Ümmet demek bir peygambere tabi olan cemaat demek. Hepimiz biliyoruz. Ben ümmet değilim dese bir adam, ben ümmetçiliğe karşıyım, ümmetçi değilim dese, bunu söyleyen kişi daha önce Müslümansa, söylediği dakikadan itibaren kafir olur. Çünkü ümmet ve ümmet kelimesinin kaynağında, merkezinde ne var siz söyleyin, peygamber var. Ben ümmeti veya ümmetçiliği kabul etmem diyen, peygamberi kabul etmem demek istemiştir. Aman kelimelere dikkat edelim. Ağzımıza almadan bir kelimeyi ölçelim, biçelim, soralım, anlayalım, sonra konuşalım. Ağzına geleni konuşan adamın akıbeti felakettir. Allah korusun. Sizi orta ümmet, mutedil ümmet, merkezi ümmet, en ağırlıklı, en heybetli, en görkemli, en kudretli, en güçlü, en değerli, en duyarlı, en mükemmel, en mükerrem, en mücehhez, en muhterem ümmet benim Muhammed Mustafa'nın ümmetleridir diyor Cenab-ı Hak. Gördünüz mü? Ayetten sabit. Hadi bakalım şimdi ümmeti Muhammed'in haline bakın dünyada. Şu Afganistan'da birbirini öldürenlerin ümmeti Muhammed olması mümkün mü değil mi? Vallahi mümkün değil. Hayvan sürüleri, eşkıya sürüleri, birbirini öldüren canavarlar, aslan canavarları, aslan şerefsizleri. Ne ümmeti Muhammed'i be? Böyle ümmeti Muhammed mi olur? Taliban, Maliban, bir sürü serseri çıktı, alemi İslam'ı kan gölüne çeviren şerefsizler. Böyle şey olur mu ya? 20. asır kapanıyor, 21. asır yaklaşıyor, Hristiyanlar birleşiyor, Yahudiler devletini kurmuş birleşiyor, dünyanın bir ucunda bir Yahudinin burnu kanasa, İsrail ayağa kalkıyor. Kimse burnundan kıl aldırmıyor, kimse parmağından kan vermiyor, alem-i İslam kan akıtıyor, kan akıtıyor, şerefsiz adamlar. Böyle şey olur mu? Neyi paylaşamıyorsunuz? Böyle ümmeti Muhammed mi olur? Müslümanlar biz seçkin ümmetiz. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas ayetinin muhatapları biziz. Sizi diyor Rabbim Mevlam seçtim, seçtim, seçtim. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet yaptım diyor. Daha ne istiyoruz? Ama niye bizim halimiz kötü? Yeryüzünde şu anda oluk insanların aktığı, insanların kanlarının aktığı ülkelerin başında Müslüman olduğunu söyleyen ülkeler geliyor mu gelmiyor mu? Ya insan kanı akar mı? Yeryüzünde insanın bu kadar basit, bu kadar gayesiz, manasız yere bu kadar kan akar mı? Arş-ı âlâ titrer akan kanın, masum kanların sebebiyle. Şu teröre bakın, anarşiye bakın. Hiç İslam aleminde terör olur mu? Allah'ın dininin yaşandığı, Kur'an'ın yaşandığı, Hz. Muhammed Mustafa'nın sünnetinin yaşandığı ülkede terör olur mu? Vallahi olmaz, billahi olmaz. Terör varsa orada Kur'an yoktur. Anarşi varsa İslam yoktur. Sünnet yoktur. Muhammed Mustafa yoktur. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ var mı? Hani rahmet? Kusur Kur'an'da olamaz. Kusur Hazreti Muhammed Mustafa'da olamaz. Kur'an kusursuzdur. Hazreti Muhammed Mustafa kusursuzdur. Öyle mi değil mi? Ya bizim halimiz baştan aşağı kusur. Müminler ne olacak ümmeti Muhammed'in hali? İsrail'in geçen gün gördüğünüz o Filistinli gençlere nasıl hayvan muamelesi yaptığını gördünüz. Tekme tokat, tekme tokat. Vuruyor, vuruyor. Kıçını başının üstüne sandalye gibi koyup oturuyor. Vay Müslümanlar, vay ümmeti Muhammed, vay. Hazreti Muhammed Mustafa vallahi bizden utanıyor. Utanç içindedir şu anda. Böyle ümmet olur mu ya? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Hani mutedil ümmet, hani merkezi ümmet, hani numune ümmet, hani numune-i imtisal olan ümmet, herkesin örnek alacağı ümmet, herkesin rahmet alacağı ümmet, herkesin adalet alacağı ümmet nerede? Bana gösterin bir tane ümmeti Muhammed. Hani yeryüzünün ümmeti, ümmeti Muhammed nerede? Adaleti yeryüzüne bizim dağıtmamız lazımdı. Barışı, bağışı, kardeşliği, yeryüzüne geçinmeyi, sulhu, sükuneti, saadeti, emniyeti, haysiyeti, şahsiyeti yeryüzüne ümmeti Muhammed'in dağıtması lazım idi. Nerede ümmeti Muhammed? Adaleti biz dağıtmalıydık yeryüzüne. İnsanlığı biz dağıtmalıydık. İnsanların canını, malını, ırzını, namusunu biz korumalıydık. Hani nerede? Yeryüzünde sanayiyi biz temsil etmeliydik. Yeryüzünün en gelişmiş ülkeleri biz Müslüman ülkeler olmalıydık. Mercedes'i biz imal etmeliydik. Dünya devlet başkanlarının bindiği arabayı biz icat etmeliydik. Biz yapmalıydık, biz satmalıydık. Öyle mi değil mi? Bir Amerikalı bir Türk lirasını almak için $100.000 ödemeliydi. Ama şimdi sen $100.000 ödemeden bir Amerikan dolarını alamıyorsun. Tersine gidiyorsun. Gerisin geri gidiyorsun. Cehenneme gidiyorsun. Niçin? Müslümanlar niçin böyle düşünmüyoruz? Neden bir Amerikalı bir Türk lirasını almak için $100.000 ödemiyor da sen $1 almak için 100.000 Türk lirası ödeyecek hale düşmüşsün. Siyasetçilerin Allah belasını versin. Bizi bu hale düşürmüşler. Izdırap çekmiyor musun? Ümmeti Muhammed olarak utanmıyor musun? Vallahi ben uykusuz geçiriyorum gecelerimi. Niçin bu hale düştük diye. Yüreğinde 100.000 lira verip $1 alan Müslümanın yüreğinde ızdırap yoksa o yürekte iman yoktur. Utanç duymamız lazım. Eskiden Osmanlı ecdadımızın zamanında gavurun parasıyla 5 para etmez derlerdi. Şimdi Müslümanın parasıyla 5 para etmez diyorlar. Böyle mi olmalıydık? Soruyorum size Müslümanlar. Böyle mi olmalıydık? Yeryüzündeki hastaların ilaçlarını biz vermeliydik. Ümmeti Muhammed vermeliydi. Niye? Ümmeti Muhammed'i Rabbim öyle anlatıyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Habibim seni ve sana iman eden müminleri yeryüzüne rahmet olsun diye gönderdim. Hani Müslümanların dünya insanlara verdiği rahmet nerede? Biz zahmet veriyoruz, biz bela olmuşuz, biz yeryüzünün yükü, kamburu haline gelmişiz. İcadımız yok, makinemiz yok, motorumuz yok, uçağımız yok, silahımız yok, atomumuz yok, kimyamız yok, laboratuvarı. Sen nesin ey Müslüman? Ne veriyorsun dünyaya? Hani alemlere rahmet olacaktın? Daha sen kendi cennet vatanında sükuneti sağlayamamışsın. Doğuda ve güneydoğuda emniyeti sağlayamamışsın. Dünya sulhunu nasıl sağlayacaksın? Hani ümmeti Muhammed olmanın sıfatı? Kahroluyor insan. Hadiseleri gördükçe, duydukça, yaşadıkça kahroluyor insan. Medine-i Münevvere'de, yeşil kubbenin altında, türbe-i saadetinde Hazreti Muhammed Mustafa inim diyor şimdi dünyada. Böyle ümmet mi olur diye. Tefrika Müslümanlarda, tembellik Müslümanlarda, dedikodu Müslümanlarda, yalancılık Müslümanlarda, karşılıksız çek Müslümanlarda, protesto olan senetler Müslümanlarda, dedikodu Müslümanlarda hangi sıfatınızla ümmeti Muhammed'siniz? Söyleyin Allah aşkına. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Bütün dünya insanlarına şahit olasınız, adalet dağıtasınız, örnek olasınız, numune olasınız. Onlara sanayide, ekonomide, edepte, hayada, servette, şöhrette, insanlıkta dünyaya örnek olasınız diye ben sizi merkezi bir ümmet yaptım diyor Cenab-ı Hak. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Hani alemi İslam gösterin bize. İslam aleminde bir tek lider yok görüyor musunuz? Şu Almanya'nın başındaki o iri gövdeli adama bakın Helmut Kohl. Hristiyan Demokrat Parti'nin başkanı, Almanya'nın 10 küsur senedir başbakanı. Bakın kılı yardan çeker gibi Doğu Almanya ile Batı Almanya birleştirdi mi birleştirmedi mi? Sesini çıkmıyor. Birleştirdi. Sen niye birleştiremiyorsun? Devlet adamı böyle olur. Devlet adamı yalan söylemez, devlet adamı gevezelik etmez, devlet adamı palavra atmaz, devlet adamı derin bir hissi, akli mertebede çalışmasını devam ettirir. Bak Doğu Almanya, Batı Almanya'yla kılı yağdan çeker gibi Rusya'dan çekti, aldı, birleştirdi, ekonomik buhrana da düşmedi, o 40 milyon nüfusu getirdi, ilave etti, 80 milyon oldu. Adamlar ekonomik sarsıntıya uğramadan yaşıyorlar. Sen niye böyle yapamıyorsun? Sana ne oluyor ki parçalanıyorsun? Bu Müslüman Kürtler, Müslüman Türkler ne oluyor ki savaşıyor, parça parça oluyor? Elin Hristiyanı birleşiyor, Müslümanlar parçalanıyor. Sen nasıl ümmeti Muhammed'sin? Bizde devlet adamı yok. Şu Kur'an'ı şahit tutuyorum ki bizde devlet adamı yok. Devlet adamı yok. Hepsi dedikoducu, yalancı, dolapçı, dümenci. Akşam söylediğini sabahleyin inkar edenler. Sabahleyin söylediğini akşam inkar edenler. Bunlar ne devlet başkanı, bunlar devlet adamı olur mu ya? Partinin başına geçen adam devlet başkanı olabilir mi? Tefrikacı, bölücü, maneviyattan mahrum, akıl, zeka, ilim mahrum, İslam'ı bilmiyor, Kur'an'ı bilmeyen devlet başkanı olur mu? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Sizi yeryüzünün ağırlıklı, merkezi, vasati, ifrattan uzak, tefrikten uzak, rahmet olasınız, örnek olasınız, numune olasınız, adil olasınız, barış getiresiniz diye لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, insanlara şahit olasınız, senet olasınız, garantör olasınız diye yarattım diyor. Biz kendimize bile garantör değiliz. Çocuklarımıza bile sahip değiliz. Bakın çocuklarımız birer ikişer eroin, uyuşturucuya gidiyor. Haberiniz var mı Müslümanlar? Okullara sahip değilsiniz. Eğitim sistemine sahip değilsiniz. Caddeye, çarşıya, pazara sahip değilsiniz. Kasanıza, kesenize, masaya sahip değilsiniz. Ama Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Kurban olduğum Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El melâiketü şühedâullâhu fissemâ. Şu melekler yok mu? Melekler. Meleklere iman etmek iman esaslarından birisidir. Âmentü billahi, devam edin, ve melâiketihi. Bak melekler. El melâiketü şühedâullâhi fissemâ. Melekler gökyüzünde Allah'ın şahitleridir. Ve devam ediyor Efendimiz. Ve entüm şühedâullâhi fil ard. Ey benim Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, siz de yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Hani bu sıfat Müslümanlarda şimdi? Dünya Ticaret Merkezi'nin yaptırdığı ankete göre ticaret hayatında, alışverişte dünyada en çok yalan söylenen ülke Türkiye. Hadi ümmeti Muhammed olun bakayım. Yalan söyleyen ümmeti Muhammed olur mu ya? Dünya Ticaret Merkezi'nin tespitine göre şu anda dünyada en çok protesto olan senet, karşılığı ödenmeyen çek, dünyada bir numarada Türkiye. Utanmadan da ümmeti Muhammed olduğumuzu söylüyoruz. Bizim neremiz ümmeti Muhammed ya? Müslümanlar, bu tavrımızı değiştirmemiz lazım. Allah rahmetini üstümüzden çekip alıyor. Bakın 3 aylar gelmiş, Recep, Şaban, Ramazan, çarşıyı, pazarı dolaşın, hiç öbür aylardan farkı yokmuş gibi herkes gaflet içinde akıp gidiyor, dökülüp gidiyor. Fark etmiyor, günahından çark etmiyor, çark, dönmüyor. Tevbe kapısı açıkmış, kapalıymış, adamı hiç ilgilendirmiyor. Ama Allah'ın lütfu var, ümmeti Muhammed'e övgüsü var, takdiri var, kalkifi var ama kullanmanız lazım ki varlığının bir değeri olsun. Tevbe kapısının açık olması o kapıdan geçenler için bir varlık sebebidir. Tevbe etmiyorsan günahlarına, mağfiret istemiyorsan, affolmak istemiyorsan, tevbe kapısı açık olsa ne olur, kapalı olsa ne olur? Gitmiyorsun ki, girmiyorsun ki. Alemi İslam'ın durumu iyi değil Müslümanlar. Bakın öyle bir noktada ki alemi İslam Allah'ın verdiği nimetleri işletemiyor, üretemiyor. Allah'ın verdiği pırıl pırıl gençleri eğitemiyor, okutamıyor. İlim adamı yetiştiremiyor, kavgacı yetiştiriyor. Üniversitelerde birbirini yiyen gençleri görüyorsunuz. Bu sistem çocuklarımızı vallahi okutamıyor, eğitemiyor, üretemiyor. Malımızı, eşyamızı, madenimizi, yeraltı servetlerimizi, akıp giden nehirlerimizi enerjiye dönüştüremiyor. Ne olacak peki? 1,5 milyar Müslüman olduğu, 1,5 milyar ümmet-i Muhammed olduğu söyleniyor. Dünya siyasetinde, dünya ticaretinde, dünya hakimiyetinde 1,5 gram ağırlık göstermiyor. Sayının fazla olması bir şey ifade etmiyor ki, kalite önemlidir. 100 tane çürük yumurtayı şuraya, bir tane de sağlam yumurtayı şuraya koysalar, seç beğen al deseler ben o bir taneyi alırım. 100 tanedir diye çürük yumurtayı alır mısınız? Sayının hiçbir değeri yoktur. Müslümanlar, bakın mesela dünya üzerinde görüyorsunuz, devlet planlama teşkilatında çalışan değerli uzman arkadaşlarımız bir araştırma yapmışlar. Yeryüzündeki 1,5 milyar nüfusu, sayısı bulunan Müslüman milletlerin ürettiği malları toplamışlar. Mesela ne üretiyor? Ne ürettiyse, burada saymaya gerek yok. Ürettikleri mal ve hizmetleri, 1,5 milyarlık İslam aleminin ürettikleri mallar, sanayi ürünleri, tarım ürünleri, her neyse malların tamamını hesaplamışlar. 1,5 milyarlık alem İslam'ın mallarını. Sadece 80 milyonluk Almanya'nın ürettiği malların ve hizmetlerin yarısı tutmuyor, yarısı etmiyor. Ne olacak peki alem İslam? Bu alemi İslam nasıl bir ağırlık kazanacak? Alemi İslam nasıl yeryüzünde varlığını hissettirecek? Petrolü Allah alemi İslam'a vermiş, Hristiyan dünya gelip işletiyor, petrolü buluyor, arıtıyor, damıtıyor, arıtma, damıtma, temizleme, uçağında o kullanıyor, tankında o kullanıyor. Sen sadece ahmak gibi seyrediyorsun. Kauçuğun, dünya kauçuğunu %60'ını Allah Müslüman ülkelere vermiş, tamamını Hristiyanlar alıp kullanıyor. Ne ümmeti Muhammed'i ya? Şurada Almanya, Avrupa'da Belçika diye bir ülke var. Gittim gezdim, Belçika. Baş şehri Brüksel. 10 milyon nüfusu var, 10 milyon. Başka bir şey değil. Ama geçen sene dış ticaret hacmini, bakın burada döküman getirmişim. Geçen seneki dış ticaret, yani yapıp da üretip de dışarıya sattığı malların karşılığı, bedeli $350 milyar. 10 milyon nüfus. Türkiye'nin geçen sene imal edip de dışarıya sattığı mallar 60 milyon nüfusu olduğu halde sadece $50 milyar. 10 milyon nüfuslu Belçika $350 milyar. 60 milyonluk Türkiye $50 milyar. Utanmıyor musunuz be? Şu parti başkanları utanmıyor mu? Ne üretiyorlar? Dünya milletleri hizmet üretiyor, bizim parti başkanları gevezelik üretiyor. Çapazelik üretiyor. Düşmüşler susurlukta, bir kaza olmuş da şunlar, ne ulan bu düştünüz peşine bunun? Memleket kırılıyor, açlıktan ölüyor, enflasyon almışlar. Niye bunları çözmüyorsunuz? İşsizlik ne olacak? Bir Amerikan doları 100.000 lira, utanmıyor musun? Ey partinin başındaki sekil adam! Utanmıyor musun sen? Şu medyanın haline bakın. Türkiye'de şu gazetecilerin haline bakın. Dünyanın en büyük yalancı gazetecileri Türkiye'de. En sapık gazeteciler bizde. Hiçbir milli ve manevi değerlere saygı göstermeyen dünyanın en serseri gazetecileri bizde. Hiçbir milli davayla uğraşmıyorlar. Fakir halkına uğraşmıyorlar. İşsizlikle uğraşmıyorlar. Düşmüşler mafya, medya, bu nedir ya? Millet ekmeğinden aciz. Akşam tenceresinde ne kaynatacak? Etin kilosu 500.000 lira. Geçen cuma söyledim, Hollanda'dan geçen ziyaretimize Müslüman arkadaşlar geldiler. Yemin ediyor sordum, anlattılar. Hollanda'da şu anda bizim paramızla, Türk lirasıyla 1 kilo et 146.000 lira. Yani 150.000 lira verdin mi Türk parası, onların parası 6 gülden 6,5 gülden. 150 bin Türk lirası verdin mi diyor, en mükemmel taze bir eti alıp 1 kilo yiyebiliyorsun. Türkiye'de 500 bin lira. Şu siyaset adamlarının suratına vallahi tükürün, tükürün Müslümanlar tükürün. Niye bir Hollanda kadar bizi bu hale yapamadılar? Hani çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacaklardı? Hollanda'nın daha kopuğuna ulaşamadılar. Yapmayın Müslümanlar. Gerçekçi olalım. Bir Müslüman hayalci olmayacak. Hayal dünyasında yaşamıyoruz. Vatandaş hiçbir partinin sözcüsüne inanmıyor. Hiçbir gazeteciye inanmıyor. Kasaptan aldığı ete kilo başına ödediği 500 bin liraya inanıyor. 150 bine çekebiliyor musun etin kilosunu? Fakir böyle hatırlanır. İnsan böyle hatırlanır. Bakın Ramazan yaklaşıyor. Kış geliyor. Kömürünü alamayan devlet memurları vallahi inim inim inliyor. 13 milyon bir ton kömür 13 milyon. Hadi 28 bin lira maaş alan devlet memuru çok az. Nasıl alacak? Ne Müslümanlığı bu Müslümanlık? Ne ümmeti Muhammedliği bu ümmeti Muhammed? Kardeşler zaman yetmiyor. Bakın camiye geç geliyorsunuz. Söyleyeceğim sözlerin onda birini vallahi söyleyemiyorum. Bak ezan okunmaya başladı. Ben ne söyleyeceğim şimdi ya? Bak daha kağıda yazdığım hadislerden bir tane okuyamadım. Zaman yok. 20 dakika, 30 dakika kala geliyorsunuz. Ne olur cuma günü 1 saat kala gelseniz de ben de burada tatlı tatlı ayetleri, hadisleri size arz edebilsem ne olur ama eskiden cemaat gelir camide bekler, hocayı beklerdi. Şimdi ben 1 saat kala geldim, cemaati bekledim burada. Tam tersine döndü her şey gibi. Müslümanlar, ezan okunduktan sonra biliyorsunuz usulümüz uzatmamaktır. Burası sanayi sitesi bir. İşçilerimiz var, kalfalarımız var, mühendislerimiz var. Hemen işin başına dönmek zorunda olan kardeşlerimiz var. Burası uzatmaya gelmez. Hutbe 10 dakikayı geçmeyecek. Kürsüde de ezan okundu mu birdenbire küt diye kesilecek. Buranın usulü böyle. Ne yapalım? Onun için dersi kesiyorum. 2 hususu huzurunuza samimiyetle arz etmek istiyorum. Birisi biraz sonra İstanbul Müftü muavinlerinden Abdullah Hocam geldi. Hutbeyi de şimdi kendisi okuyacak. Bir kampanya açılmıştır müftülük tarafından, Merkez Müftülük, İstanbul Müftülük tarafından bir kampanya, yardımlaşma kampanya açılmıştır. Bu kampanyada toplanacak para resmi zabıtla, senetle Sivas Topol vilayetinde Rusların yıkıp tahrip ettiği caminin tamirinde kullanılacak. Sivas Topol. Duymuşsunuzdur. Karadeniz'in öbür yakasında bir liman şehrimiz. Ruslar orayı topa tutmuşlar, o muhteşem camiyi harap etmişler. Şimdi onarılıyor, tamir ediliyor, kurs binası, caminin tamamı yapılıyor, muazzam bir gayret var. 1 milyar liralık da oranın fayansını, çimisini İstanbul Müftülüğü üzerine almış. Tabii sizlere güvenerek, Cemaat-i Müslümin'in gayretine güvenerek bu hazırlığı yapmaktadır. Gelen kardeşlerimiz sizden yardım istemeye gelmişlerdir. 3 ayların da bereketine, yaklaşan güzel günlerin de bereketine istinaden elimizden gelen yardımı bol bol yapalım. Hem dünyada birçok yerlerde inşa edilen, imar edilen, tamir edilen camilerden birisi olan Sivas Topol Camisi'ni de imarını değerlendirelim. Manevi hayatımızı maddi hayatımızda destekleyelim. Allah rıza ve rahmetini cümlemize ihsan eylesin. Uzaktan yakından gelen siz değerli kardeşlerimi cennet ve cemaline layık eylesin. Hususen gerek cemaatimizin içinde, isimlerini söylemeye gerek yok, gerekse cemaatimizin dışında hasta mümin kardeşlerimiz var. Kiminin şekeri, kimi şekerden komada,